Ne tür bir krizle karşı karşıya kalırsak kalalım, korku ve endişe kaçınılmazdır. Bunlar, tehlike ve belirsizlikle dolu herhangi bir zorlu duruma karşı normal ve doğal yanıtlardır. Odak COVID, bu tür durumlarla başa çıkmak için bir dizi pratik adımları içerir. O, odağınız kontrolünüzdeki şeylerde olsun. Gelecekte ne olacağını kontrol edemezsiniz. Koronavirüsü, dünya ekonomisini ve başkalarının ne yaptığını kontrol edemezsiniz. Düşünceleriniz ile duygularınızı kontrol edemezsiniz. Korku, kaygı ve endişe kaçınılmazdır. Ancak burada ve şimdi ne yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. O zaman gelin buna odaklanalım. De, düşünceleriniz ve hislerinize izin verin. Usulca ve nazikçe içinizde neyin ortaya çıktığını fark edin. Düşünceler, duygular, hisler, anılar, duyumlar, dürtüler. Merakla iç dünyanızda neler olup bittiğine dikkat edin. Kendinize şöyle diyebilirsiniz. Kaygı hissettiğimi fark ediyorum. Ya da hasta olacağıma dair düşüncelerim var. Ya da yalnızlık hissettiğimi fark ediyorum. Düşünceleriniz ve hislerinize izin verirken bir sonraki adımı atın. A. Algılarınızı vücudunuza dönmek için genişletin. Bedeninizle bir bağlantı kurun. Şunları deneyebilirsiniz. Yavaşça ayaklarınızı yere bastırın. Parmak uçlarınızı yavaşça birbirine bastırın. Kollarınızı veya boynunuzu yavaşça gerin. Yavaşça nefes alın. Düşünceleriniz ve hislerinize izin verip bedeninize geri dönerken K'ya doğru hareket edin. K, kendinizi yaptığınız şeylere verin. Bulunduğunuz zamanda nerede olduğunuzu fark edin. Dikkatinizi yeniden yapmakta olduğunuz şeye odaklayın. Görebildiğiniz 5 şeyi, duyabildiğiniz 5 şeyi fark edin. Neye dokunduğunuzu, neyi tattığınızı ve kokladığınızı fark edin. Ne yaptığınızı fark edin. Ve bu yaptığınız şeye tüm dikkatinizi verin. Ve sonra kararlılıkla harekete geçin. Bu en derindeki değerleriniz doğrultusunda yönlendirdiğiniz, yaşamınıza anlam katan eylemlerdir. Zorlayıcı düşünce ve duyguları beraberinde getirseler bile bu eylemleri hayata geçirirsiniz. Çünkü sizin için önemlidirler. Kendinize düzenli olarak şu soruyu sorun. Ne kadar küçük olursa olsun, kendimin, yakınlarımın veya toplumun hayatını iyileştirmek için tam da şu anda ne yapabilirim? Cevapladıktan sonra eyleme geçin. Ve kendinizi tamamen ona verin. O, ortaya çıkana yer açma. Bu, zorlayıcı duygulara yer açmak ve kendinize karşı nazik olmak anlamına gelir. Kriz ilerledikçe hepimiz korku, kaygı, öfke, üzüntü, suçluluk, yalnızlık gibi duygular hissedeceğiz. Bu acı verici duyguların ortaya çıkmasını durduramayız. Ancak açık bir tutumla onlara yer açabiliriz. Sahip olmanın doğal olduğunu görün. Size acı verseler de orada olmalarına izin verin ve kendinize nazik davranın. Kendinize bu acıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek hangi müşfik kelimeleri söyleyebilirsiniz? Kendiniz için merhametle ne yapabilirsiniz? Var olan değerlerle temas edin. Kararlılıkla harekete geçmeye en derinizdeki değeriniz rehberlik etmelidir. Bu kriz karşısında nasıl bir duruş sergilemek istiyorsunuz? Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Kendinize ve başkalarına nasıl davranmak istiyorsunuz? Değerleriniz sevgi, saygı, mizah, sabır, cesaret, dürüstlük, ilgili olma, şefkat, açıklık, nezaket ve çok daha fazlasını içerebilir. Bu değerleri günlerinize serpmenin yollarını arayın. Eylemlerinize rehberlik etsinler ve size enerji versinler. İ. İhtiyaç duyulabilecek kaynaklar. Yardım, destek ve danışma için kaynakları belirleyin. Bunu arkadaşlar, aile, komşular, sağlık profesyonelleri, acil servisler dahildir. Psikolojik yardım için olanlar da dahil olmak üzere acil yardım hattı telefon numaralarını bildiğinizden emin olun. De, dezenfeksiyon ve fiziksel mesafe.
Toplumunuzun faydası için düzenli olarak dezenfeksiyona dikkat edin ve fiziksel mesafeyi koruyun. Lütfen, odak COVID adımlarını olabildiğince sık, kendinizin, sevdiklerinizin ve tüm toplumunuzun yararına olacak şekilde uygulayın.